Kullanılmayan ameliyathanede jeneratörün aküsünün kaynaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşları tedirgin ederken, sabah saatlerinde ağız ve diş sağlığı merkezi geçici bir süre halka hizmet veremedi. Yangın söndürüldükten sonra yeniden hasta kabulüne başlandı. Sağlık İl Müdürü Selçuk Büyüker yangın sonrası televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Sabah yaklaşık 8.30-8.45 civarlarında Eski Devlet Hastanesi binamızın ameliyathane bölümlerinin üst katında çatının duman yükselmesiyle birlikte arkadaşlarımız yangınla alakalı ilgili kurumlar kuruluşlara bilgi verdiler. Biz de Eski Devlet Hastanesi binamıza olayın olduğu yere doğru gittik. Yangın Acil Sağlığı Merkezi'nin olduğu binada değil de kullanmadığımız yan tarafta Eski Devlet Hastanesi ameliyathane kısımlarının olduğu yerde jeneratöre ait bir güç kaynağından çıktığı düşünülüyor. Normalde oraların elektrik bağlantıları vesaire şeyleri yoktu ama yani büyük bir olay olmadı zaten, yangın şeklinde olmadı ama sadece o aküde büyük ihtimal bir kaynama sonucundaki yandaki kabloları eritmesinden dolayı bir duman çıkışından oldu. Sağ olsun diğer ilgili kurum ve kuruluş arkadaşlarımız geldiler. Yangın olmadan, yangın büyümeden o duman da ortadan kaldırılmış oldu. Bu sırada tabii yangın çıkma ihtimali ve büyüme ihtimalinden dolayı biz elektrik bağlantılarını, doğalgaz bağlantılarını kesilmesi gereken diğer şeyleri kestik. Tabii bu sırada Acil Sağlık Merkezimizdeki faaliyetlerimize, cihazlarımız çalışmadığından dolayı vatandaşlarımıza bir süre bekletmek durumunda kaldık. Bu yüzden de geçici beklemeden dolayı da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Onların tedbirleri açısından da herhangi bir can ve mal kaybımız olmamıştır. Buradaki arızada şimdi teknik personelimiz tam olarak inceleyecekler. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan atlattık. Kullanılmayan bir bölümdü. Kullanılmayan. Akünün kaynaması sonucu mu oldu? Arkadaşlar tam teknik olarak bakacaklar ama şu an için ilk şeyde öyle gibi gözüküyor. Saat 8.45 gibi başlamıştı zaten o duman çıkma sesi. Saat 10.20 geçe de kontrollü bir şekilde polikliniklerimize biz vatandaşlarımızı aldık. Elektriğimizi tekrardan verdik. Doğalgazımızı tekrardan verdik. Arkadaşlar teknik olarak inceleyecekler, bakacaklar. Bir sıkıntı olmadan atlattık yani.